Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kur'an'daki 3. sure Ali İmran suresidir. İmran'ın ailesi degani. Yani peygamberler ailesi doğrusudur. Allah Subhanahu ve Taala yani peygamberlerin ailesi doğrusunda bir sure nazil kılıyordu. Ve Ali İmran yani İmran'ın ailesi Bani İsrail'e mensuptur. Bani İsrail kabilesinden çıkan peygamberler ve peygamberler ailesiye tegişli bulgen kıssalar, vakiyeler ve hükümler. Sure ahdidenem bildirip durdu ki, bu surede Bani İsrail doğrusu yeneyem köpürak meseleler beyan kılınadı. Oza elbette Bekara suresinde hem eytilindi. Lakin bir yönde yeneyem açık, Yani hem tınık, yani hem anık ve yani hem ahli kitabki Yahud ve Nasrani'lerki tekişli bugün meseleler zikir kılınadı. Demek ki bu sure bizge ve bütün insaniyetke Allah Subhanehu ve Teala'nın nihayette büyük ve mükemmel bugün dini, İslam dinini, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını ve Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı doğrusu da haber verildi. Demek ki bu sureni yaxşı düşüngen insan ahli kitablarının meselesini nihayet yaxşı düşünüp aladı. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleykel kitabe bil hakku. Musaddiqan lima beyne yedeyh. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ألف لام ميم بولار birbirinden ajralgan mustaqil harflardir. Allah Taala Ali İmran surasini birinci ayetini şu harflerden ibaret kıldı. Keyin Allah şundi zat ki ondan başka hak mabut yok. Haydur, tirikdur, kayyumdur. Nihayette mükemmel halette kayyum bo'lgan zattır. Kayyum bo'lgan ve mukim. Kayyum kılıcı bo'lgan zattır. Senge kitabını hak bilen o'zdan aldığı nesillerini tasdiq qiluvchi holatda tushirdi. Va Qur'ondan oldin Tavrot va Injilni tushirdi insonlarga hidoyat qilib. Ya'ni insonlarga hidoyat yo'lini ko'rsatuvchi holatida. Va Furqonni tushirdi. Furqon haq bilan botilning o'rtasini ajratuvchi. Albatta Allohning oyatlariga kofir bo'lgan kishilar ular uchun qattiq azob bordir. Va Alloh Azizdir, intiqam sahibidir. Üç alucudur. Suyutiyeti yaptılar. Suret Ali İmran medeniyetun. Ali İmran suresi Medine'de nazil bugendir. Ve ayetuha ayetleri 199'da av yakib olmasam 200'dedir. Mi'atani. Mi'atun. Ve 99 ve 199 yaki 200'dedir. Nezalet ba'del enfal. Enfal suresinden ki nazil buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu a'lemu bi muradihi bi zalik. Bu harflerden, bu ayetten Allah Teala'nın muradını uzu bülüçüraktır. Allah uzu yakşı bilir. Bu meseleye çıkır kirmimiz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah şimdi zat ki ondan başka hak mabut yoktur.
tiriktir ve kayyumdur. Bunca tefsir getirmediler. Nezzele aleyke ya Muhammed. Ey Muhammed, senge düşürdü. El kitab, el Kur'an'ı, Kur'an'ı. Mültebisen bil hakki. Hak bilen. Hak bilen bugün halette. Mültebis yani araleşken yani. Hak bilen birge bugün halette. Bis sidqi fi akhbarihi. O'zining haberlerde sodiqlik bilen. Kur'an mana shunday bir büyük kitaptır. Musaddiqan lima bayna yadayhi. O'zidan oldingi narsalarni tasdiqlovchi holatda. Qablahu minal kutub. Ya'ni o'zidan oldingi kitoblar to'g'risida. O'zidan oldingi kitoblarni tasdiqlovchi holatda. Minal kutubi va anzalat Tavrat va Injil. Tavrat va Injilni ham tushirdi. Min qablu oldin. Ay qabla tanzilihi, Qur'onni tushirishligidan oldin. Hudan halun bima'na hadin. Yaki hadiyayn. Hadin degan ma'noda minad dalalati zalolatdan haq yo'lga hidoyat qiluvchi degan ma'noda hudan ya'ni hol bo'ladi. O'zi mastar, lekin ism fa'il ma'nosida. Linnasi insonlar uchun. Mimman tabi'ahuma ya'ni Tavrat va Injilga ergashgan kishilardan iborat bo'lgan insonlarga hidoyatni ko'rsatuvchi holatda. وَعَبَّرَ ف۪يهِمَا بِأَنْزَلَ Allah-u Teala Tevrat'la İncil'de enzele degen fiilini tabir kıldı. وَفِي الْقُرْآنِ بِنَزَّلَ Kur'an'da ise nezzelen bilen tabir kılıyordu. الْمُقْتَزِ لِلْتَكِرِيرِ Yani nezzele fiili tekrarlanışta takazakla degen fiildir. لَنَّهُمَا Çünkü Tevrat'la İncil اُنْزِيلَ دَفْعَةً وَاحِدَةً بِخِلَافِهِ Kur'an'ın hilafı da bir maddede çürüldü. Yani ötken ayetlerde demettik. Kur'an'dan başka bütün kitaplar bir maddede çüktü mükemmel bulup. Ama Kur'an ise bölünge halette çüktü Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Ve enzelel furkane. Allah-u Teala furkanını çürdü. Hak bilen batılın yurtasına cehdi uçunu. Bime'nel kutubil fariqati beynel haqqi vel batil. Ya'ni haq bilan botilning o'rtasini ajratuvchi kitoblar degan ma'noda. Va zakarahu ba'da zikri salasati li'umma ma adaha. Bu uchta kitobni zikr qilgandan keyin Alloh taolo Furqonni tushirganligini zikr qilyapti. Shu boshqa kitoblarni ham, ya'ni Alloh tarafidan kelgan boshqa kitoblarni ham o'zini ichiga olishligi uchun. Ya'ni Alloh tarafidan kelgan butun kitoblarning sifatidir bu. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَةِ اللّٰهِ Allah'ın ayetleriyle kafir boyan kişiler. الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ Kur'an ve Kur'an'dan başka kitaplardaki ayetler. Şunlar yakimi ki kafir olsa لَهُمْ عَزَابٌ شَد۪يدٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ Bunun için katlı azab vardır ve Allah-u Teala azizdir. غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ Allah-u Teala uzunun işi de galiptir. فَلَا يَمْنَعُهُ شَيْءٌ مِنْ اِنْجَازِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ Bir an nesi Allah'ın va'dasini ve tehdidini tatbiq qilishlikdan man qila olmaydi. Alloh taolo bir an nesini va'da qilgan bo'lsa albatta bo'ladi, bir an nesini tahdid qilgan bo'lsa u ham albatta bo'ladi. Zuntiqom intiqom sohibidir, uqubatin shadidatin, ya'ni qattiq uqubat sohibidir, mimman asahu Alloh taologa osiy bo'lgan kishilardan. Kimiki Allohga osiy bo'lsa, isyon qilsa shulardan o'choladi. La yaqdiru ala misliha ahadun. Alloh taolaning uqubatini misliga Alloh taolaning azobidek hech kim azob bera olmaydi, hech kim qodir bo'la olmaydi. Mana bu Ali Imron surasi aytib o'tganimizdek Qur'ondagi 3-chi suradir. Va Ali Imron Imronning oilasi, ahli degan ma'noda. Nihoyatda muhim fazilatli suralardan. Ali İmran surası juda faziletli suralardan biridir. Hadisler ve haberler, eserler sabit bo'lgan. Xususan dastlabki ayetleri yukarıdaki şu Bakara surasında tafsirde aytilindi. Mesela ayetler kürsini tafsirde aytilindi ki hadislerde aytilindi. Ali İmran surasının dastlabki ayetleri ismi azamlı uzun işi yolladı. Allah Teala'nın en büyük, en ulug, en katta ismini o'zining ichiga oladi. Bu nima degani? Kimiki mana Ali Imron surasining dastlabki oyatlarini o'qib turib,
Allohga duo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo har qanday duosini qabul qiladi. Va nihoyatda fazilatli oyatlardandir. Bu surani ham Alloh taolo harflar bilan boshlayapti. Bu harflar bilan boshlaganligining hikmatlari, foydalari to'g'risida Baqara surasida aytdik, takrorlashga hojat yo'q. Lekin bu oyatlarni, ya'ni shu harflarning tafsiri, ma'nosi to'g'risida ixtiloflar bor edi. Shuni xulosasini aytamiz qisqacha. Ya'ni ahli sunna va jamoat ulamolari ikkiga bo'linadi. Ba'zilar aytadiki, bu harflarning ma'nosini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi deydi. Suyuti ham mana shu gapni gapirib, Alloh o'zi biladi deb o'tib ketyaptilar. Yana ba'zi ulamolarimiz aytadiki, ahli sunna va jamoat olimlari buning tafsirini, ma'nosini ummat ham biladi, bildirilgan. Qur'on va hadisning chegaralaridan, Qur'on hadisning chiziqlaridan, xattidan tashqariga chiqmagan holatda tafsir qilsa bo'ladi. Ikkala qavl ham to'g'ri. Bir dalili bo'lmagan odam sukut qilsin, tafsir qilmasin, Alloh biladi desin. Dalili bo'lgan odam dalilga suyangan holatda tafsir qilaversin. Ba'zilar aytadiki, bu harflar suraning ismidir deydi. Ba'zilar Allohning ismidir deydi. Va ba'zilar boshqa qavllarda aytgan. Masalan, alif Allohning ismi, lam Jibrilning ismi, mim Muhammad alayhisalomning ismi deganlar ham bor. Boshqa qavllar ham bor, u Baqarada o'tdi. Va Alloh taolo bu harflar bilan boshlashligi bilan Qur'onning aslida insonlar biladigan oddiy harflar bilan, oddiy kalimalar bilan nozil bo'lganligi-yu, ammo shu oddiy harflar, oddiy kalimalar bilan nozil bo'lganligiga qaramasdan hech kim bunday Qur'onni yozolmayap turganligi, bunday Qur'onni o'z tarafidan aytolmayap turganligi, Qur'onning mo'jiza ekanligi, faqatgina Alloh tarafidan ekanligining katta bir dalilidir. İkinci oyatda Alloh taolo mana ismi azamni zikr qilyapti. Vahdoniyatini e'lon qilyapti. Alloh deyapti. Alloh Robbul alaminning ismidir. La ilaha illa hu. Undan boshqa hech qanday haq ma'bud yo'q. Butun butlar, butun ilohlar hammasi botildir. Qarang, Qur'on boshidan oxirigacha doim tavhiddan bahs qiladi. Butun butlar, ilohlar, xudolarga qarshi chiqadi. Alloh taolo haydur, tirikdir. Allohning tirikligi o'zgarmaydi. Insonda tirikligi o'zgaradi. Zaiflikdan boshlanadi, quvvatli bo'ladi, keyin zaiflikka qaytadi. Jinlardagi ham shunday, boshqa butun jonzotlardagi shunday, lekin Alloh taolaning tiriklik sifati o'zgarmaydi. Qayyumdir. Qayyum mubolag'a ma'noda o'zini zotida qoyimdir, hech narsaga muhtoj emas va butun mahluqlarini qoyim qutirgan zot o'zidir. Butun mahluqlarni o'zi ushlab, o'zi boshqarib turibdi. Nazzala alaykal kitaba bil haqqi. Senga kitobni haq bilan tushirdi. Qaray, nazzala deyapti. O'tgan oyatlarda ham aytdik. Tanzil tanjimga dalolat qiladi. Bo'lib-bo'lib. Alloh taolo senga Qur'onni, ya'ni bu yerda kitobdan maqsad Qur'ondir. Qur'onni bo'lib-bo'lib tushirdi. O'sha holatning taqozosiga qarab, ummatning ehtiyojiga qarab, sahobalarning ehtiyojiga qarab Alloh taolo o'zi nihoyat buyuk hikmati bilan insoniyatni asta-astalik bilan tarbiya qildi. O'sha hikmatga ko'ra Alloh taolo bo'lib-bo'lib nozil qildi. Qur'onning hammasi Lavhul Mahfuzdan birinchi osmonga mukammal holatda tushgan edi. Lekin o'sha birinchi osmondan payg'ambarimizga bo'lingan holatda tushdi. Va Alloh taolo buni tushirganda bil haqqi, haq bilan tushirdi. Haqdir bu. Va yana qarang, Alloh tarafidan kelyapti. Alloh tarafidan kelyapti turganligi ham Qur'onning qanday bir darajasi, balandligi, ulug'ligi, qiymat, baho ekanligini ko'rsatyapti. Haq bilan keldi, botil bilan, shak shubha bilan kelgani yo'q. Sidiq bilan, to'g'rilik bilan keldi, yolg'on bilan kelgani yo'q. Kimiki Qur'onning haqligiga shak qiladigan bo'lsa kofir bo'ladi. Musaddiqon lima bayna yadayhi. O'zidan oldingi kitoblarni tasdiq qiluvchi holatda. Qur'on Alloh tarafidan kelgan kitoblarning eng oxirgisidir. Qur'ondan keyin boshqa kitob kelmaydi, boshqa vahiy kelmaydi. Kimiki Qur'ondan keyin yana vahiy keladi, kitob keladi desa kofir bo'ladi. Kimiki Qur'ondan keyin bizning zamonimizda yoki keyingi zamonlarda menga vahiy kelyapti desa kofir bo'ladi. Qur'on oxirgi kitobdir. Butun insoniyatga jo'natilgan hamma kitoblarni tasdiq qiluvchidir.
insoniyatga qanday kitob kelgan bo'lsa hammasini tasdiq qiluvchi. Ko'pchilik chalamullalar musulmonlarga dinlarni noto'g'ri tushuntiradi. Masalan, Tavrot xuddi boshqacha bir kitob, Injil boshqacha bir kitob, Qur'on boshqacha bir kitob, o'rtalarida hech qanday aloqasi bo'lmagan, bir-biriga zid yoki bir-biriga dushman bo'lgan kitob qilib ko'rsatadi. Lekin Alloh taolo nima deyapti, qarang, diqqat qiling. Baqarada ham ko'p keldi bunday yerlar. Alloh taolo Qur'onda ko'p yerlarda ta'kidlayapti. Qur'on o'zidan oldingi kitoblarni tasdiq qiluvchi holatda kelyapti. Shuni biz odamlarga haqni o'sha haqligicha hech qanday buzmasdan, o'zgartirmasdan, layiqa qilmasdan aytishligimiz kerak. Bu narsalar noto'g'ri tushuntirilganligi uchun mana Yahud, Nasroniylar va boshqa millatlar islomdan nihoyatda uzoqlashib ketdi. Musulmonlar o'zlari ularni uzoqlashtirishyapti. Ammo sahobalar Qur'onni to'g'ri tushunganligi uchun ularni o'zlariga jazb qilishardi, tortar edi. Aytishardiki, sahobalar, sizlarning qo'llaringizdagi kitobni bizning kitobimiz tasdiq qiladi. Tavrotda, Injilda, Zaburda nima gaplar bo'lsa, Qur'onda bor, derdi. Ikkalasi ham Alloh tarafidan derdi, ular ham qiziqardi keyin. Yahud nasroniylar ham Qur'onga qiziqardi. Lekin keyingi vaqtdagi mullalar albatta Tavrot va Injilni rad qilganda tahrif qilingan Tavrot va Injilni rad qilyapti-yu, lekin mutlaqo rad qilib, Tavrot botildir, Injil botildir, hech kim yaqinlashmasin, ushamasin, qaramasin, ko'zi tushib ketsa ko'zini berkitib olsin, ko'zini yumib o'tib ketsin deganligi uchun odamlar mutlaqo boshqacha bir kitob deb tushunadigan bo'lib qolishdi. Natijada islomiy da'vatlarga tabliqda nihoyatda qattiq zarar berdi. Aslida biz shuni bilaylikki, Qur'on o'zidan oldingi butun kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Qanday qilib demang? Aslida butun kitoblar Qur'ondek bo'lgan. Alloh tarafidan kelgan butun kitoblar Allohning kalomidir va hammasi Qur'on nimani tushuntirayotgan bo'lsa, aynan narsani tushuntiradi. Tavhidni tushuntiradi. Faqatgina Allohga ibodat qilishlikni tushuntiradi. Shirkni va shirkning butun turlarini rad qiladi. Payg'ambarlarga iymon, payg'ambarlarga itoat, payg'ambarlarga ergashlikni tushuntiradi. Oxirat e'tiqodi, oxiratdan qo'rqishlik, jannat, jahannam shu masalalarni tushuntiradi. Inson faqatgina Allohga va uning rasuliga itoat qilishligi farz ekanligini tushuntiradi. Butun kitoblar shunday. Lekin Tavrot, Injil va boshqa kitoblarni o'tgan ummatlar buzib tashladi. Shu domlalari buzib tashladi. Bo'lmasa hammasi Qur'on degidi. Lekin o'tgan payg'ambarlarning shariatlari farqli bo'lganligi uchun ba'zi hukmlarda farqli edi. Ya'ni amaliy masalalarda, e'tiqodiy masalalar emas. E'tiqodda hech qanday ixtilof yo'q. Bizda qanday bo'lsa e'tiqod, ularda ham shunday edi. Qur'on o'zidan oldingi kitoblarni tasdiq qiluvchi holatda kelyapti. Va anzala Tavrota va Injil va Alloh taolo Tavrotni va Injilni nozil qildi, tushirdi. Qarang, yerda Alloh taolo anzala dedi. Nazzala demayapti. Qur'onni birorta yerda Tavrot va Injilni nazzala demagan. Chunki Tavrot, Injil va boshqa o'tgan kitoblar hammasi mukammal holatda tushgan. Qur'onda esa ikkala sifat ham bor. Munazzallik va munzallik sifati ham bor. Yuqorida aytganimizdek. Min qablu bundan oldin. Ya'ni Qur'on kelishligidan oldin Alloh taolo Tavrot va Injilni tushirgan edi. Biz surani otidayoq aytdik. Bu surada ahli kitob to'g'risida ko'p bahs qilinadi. Qarang, Alloh taolo Qur'onni tushirganligini aytgandan keyin Tavrot va Injilni tushirganligini aytyapti. Va oldin deyapti, Qur'ondan oldin deyapti. Tavrot, Injilni bahsini ochyapti Alloh taolo. Demak, bu surada Tavrot to'g'risida ko'p bahs bo'ladi, Injil to'g'risida ko'p bahs bo'ladi. Tavrot ahli, Injil ahli to'g'risida ko'p gaplar bo'ladi. Sura o'zini boshidan bildiryapti bizga. Sizlar bu surani yaxshi o'qisalaringiz, Qur'onni, Tavrotni, Injilni yaxshi tushunasizlar. Tavrot va Injilni Alloh taolo tushirdi nimaga? Hudan lin-nasi. Butun insoniyatga hidoyat qilib. Qur'on butun insoniyatga qanday hidoyat bo'lsa, Tavrot o'zining zamonida butun insoniyatga shunday hidoyat edi. Injil o'zining zamonida butun insoniyatga shunday hidoyat edi. Biz shuning uchun Tavrot, Injil va o'tgan butun kitoblarga, sahifalarga iymon keltiramiz. Hammasini yaxshi ko'ramiz, muhabbat qilamiz. Hech qaysini sizga zarra qadar shak shubha qilmaymiz, hurmatlik qilmaymiz, yo'qsa kufr bo'ladi. O'tgan ummatlarni Alloh taolo o'zlarining kitoblari bilan boshqargan edi. Hidoyat bo'lib kelgan edi ular.
haq yo'lni ko'rsatadir. Yahudiylar agar haqiqatdan Yahudi bo'lsa, bütün amallarda Tavrotga amal qilishlari kerak. Hozirgi biz zamondagiga o'xshab Tavrotni yig'ishtirib qo'yib, yoki bahmallarga o'rab osib qo'yib, o'zlari qonunlar chiqarib, qonunlarga amal qilishligi joiz emas. Nasroniylar agar haqiqatdan ham Injilni yaxshi ko'rsa, faqatgina Injilga qarab hukm berishlik kerak bütün masalalarda. Injilni yig'ishtirib, faqatgina ibodatxonalariga olib kirib qo'yib, yashirib qo'yib, o'zlarini hayotlarida esa o'zlari to'qib chiqargan qonunlarga amal qilishlari joiz emas. Qur'onning masalasi ham shunday. Musulmonlar agar Qur'onga iymon keltirgan bo'lsa, Qur'onni yaxshi ko'rsa va biz ahli Qur'onmiz, Qur'onga iymonimiz bor desa, faqatgina Qur'onga amal qilib yashashlik kerak. Qur'onni hayotdan chiqarib olmaslik kerak. Va anzalal furqon, va Alloh taolo furqonni tushirdi. Furqon haq bilan botilning o'rtasini ajratuvchidir. Bu yerda 3 ta tafsir bor. Birinchisi shuki, ulamolar aytadiki, furqondan maqsad Qur'ondir deydi. Alloh taolo Qur'onni tushirdi. Yana ta'kidladi, o'zi boshida aytdi. Boshda aytganda Alloh taolo Qur'onning sifatlari to'g'risida xabar berdi. Keyin Injil va Tavrotning kelganligini aytdi, undan keyin yana Qur'onning kelganligini aytayapti, ta'kidlayapti. Tavrot va Injildan keyin Qur'on keldi, deyapti Alloh taolo. Ba'zilar aytadiki, Furqon ham Qur'onning, ham Tavrotning, ham Injilning sifatidir deydi. Chunki Qur'on mana qandek haq bilan botilning o'rtasini ajratib turgan bo'lsa, tanishtirib turgan bo'lsa, Injil ham shunday edi. Tavrot ham shunday edi. Buzilishligidan oldin. Keyin buzib tashlashdi. Va buzganda ham 100%ga 100% buzib tashlamadi albatta. Buzilmaganlari ham bor. Uchinchi tafsir shuki, Qur'on, Injil, Tavrot va butun kitoblar hammasining sifatidir. Uchala tafsir ham to'g'ri. Lekin uchinchi tafsir oldingi tafsirlarda o'zining ishiga oladigan. Alloh tomonidan kelgan kitoblar hammasi haq bilan botilni ajratib beradi. Boshqa hech qaysi kitob Furqon bo'lolmaydi. Hech qaysi kitob haq bilan botilning o'rtasini ajratib bera olmaydi. Allohning kitoblarini tark qilib, o'zlari kitob yozib, haq bilan botilni ajrataman deb turganlar botildir va botillikdadir va botillikda bo'lishaveradi tavba yo'liga qadar. Innal lazina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid. Allohning kitobi Qur'on, Tavrot, Injil va boshqa butun kitoblar modomiki shunchalik bir katta ne'mat, qadr qiymat va Allohning sifati, Allohning kalomi, Allohning qonuni ekan, albatta Allohning oyatlariga kofir bo'lganlar ularga qattiq azob bordir. Oyatlar deb mutlaq kelyapti. Qur'ondagi oyatlar bo'lsin, Tavrotdagi, Injildagi, Zaburdagi butun oyatlar hammasi kirib ketaveradi. Alloh tomonidan kelgan oyatlarga kofir bo'lgan kishilarga qattiq azob bordir. Dunyoda ham Alloh taolo ularni xor qiladi va oxiratda ham xor qiladi. Najot topmaydi ular. Vallohu azizun zuntiqon. Alloh taolo aziz va g'olibdir va intiqom sohibidir. O'tgan oyatlarda ham aytdik, aziz degani g'olib degani. Baribir Allohning aytgani bo'ladi. Hech kim Allohning qadarini, irodasini, hukmini, amrini o'zgartira olmaydi. Dunyoda bo'layapti turgan yaxshi va yomonliklar hammasi Allohning irodasi bilan va Allohning g'olibligi va hukumati bilan bo'layapti. Allohning irodasidan biror narsa tashqarida bo'lmaydi. O'tgan oyatlarda kelardiki, hakim deb keladi azizdan keyin. Azizdir baribir aytgani bo'ladi-yu, lekin kofirlarga muhlat berganligini sababi hikmatlari bor. Deylardi bu yerda zuntiqom deyapti, qarang. Hakim deb turib bir tasalli berishda yumshatishlik bor edi. Bu yerda azizdir deb qo'rqitgandan keyin zuntiqom deb yana ham qo'rqityapti. Alloh azizdir baribir aytgani bo'ladi. Baribir hamma narsaga g'olib va Alloh taolo intiqom sohibidir. Nimaga desa, chunki kofirlar uchun aytilyapti bu. Allohning oyatlariga kofir bo'lganlar, Allohning oyatlariga qarshi chiqqanlar, inkor qilganlar, masxara qilganlar, pastga urganlar, shak qilganlar, shubha qilganlar hammas. Ularga qattiq azob bor va Alloh taolo baribir aytganini qiladi. Ular Allohning hukmidan qocha olmaydi, Allohning qadaridan qocha olmaydi. Baribir Allohning qo'lida ular. Va Alloh taolo zuntiqomdir, o'chaladi ulardan. Qattiq o'chaladi. Eng katta ne'mat bo'lgan kitoblarni xorlaganligi uchun eng qattiq azoblar, eng qattiq, eng katta xorliklarga qolishadi.
Ali İmran suresinin fazileti doğrusu bir sahih hadis var. Yukarıda yani hadisler var dedim de ötüp gittim. Bir okuyulik. Yani hadis kitaplarda okuyasılar. Müslüm rivayeti gen hadis Ennavvas bin Sema'an'dan rivayet kılıngan. Peygamberimiz aleyhisselam etediler ki yu'te bil Kur'an'ı yevmel kıyame ve ahlihi ellezine kenu ya'melune bihi. Kıyamet gününde Kur'an ahli. Kur'an ve Kur'an'ın ahli alıp geliniz. Kur'an ahli kim? Kur'an'a amel kıladığın kişiler. Şunda takdumuhu suratul Bekarati ve Alu İmran. Bu insanın aldığı Bekara suresini Ali İmran suresi öterdi. Yani, Bekara suresini Ali İmran suresi sizi aldığı şekilde yaptı. Allah subhanehu ve teala ularını huttu ki ennehume gamametani ev zulletani huttu bir bulutdik bir sayaban deyip gelişedi. Huttu sahf durgen kuşlar deyip olup tuhaccani en sahibihime. Bekara suresinde Ali İmran suresi uzunin sahibi doğrusu hüccetleşedi. Yani Allah'a yalvarad. Ya Rabbi şu kulin Bekara suresinde Ali İmran suresinde yatlayan, amel kıyan, hayatıya tatbik kıyan, okuyan. Bunu günahlarına keçirgin deydi. Yani Allah'ın kelamı bugün, sureler sizi terafize alıp, Allah subhanehu ve teala giyelin gendekin, elbette necat tapasız. Yine Ebu Umame'den rivayet kılınan hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki, İkra'l Kur'an, Kur'an okuylar. Fe innehu ye'ti yevmel kıyama şefi'an yashabihi. Elbette Kur'an kıyamet günü de uzun yashablarıya şefaatçi bulup geladı. İkra'u az-zahravayni, El-Bekarata ve Surata Al-İmran. Bu iki günlü parlak suranı okuyorlar. Bekara ve Ali İmran. Hani? Bekara ve Ali İmran'ı Peygamberimiz Zehravan diye ettiler. Gül ve parlak sureler. فَاِنَّهُمَا يَأْتِيَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Çünkü kelas kıyamet gününde gelişedi. كَاَنَّهُمَا غَمَمَتَنِ. Onlar huttu bir ikide bulut deyip olup. Ya ki mesela kuşlardan bir taifede buluşup saf durgan halatdaki ve özlerinin egesi yani bu surelerde yatılıp amel kıyan kişiler doğrusu da Allah'ın huzurunda şefaat kıladılar. Ki hadisinin devamı da Peygamberimiz aleyhisselam etediler ki İkra suratları Bekara, Bekara surasını okuyorlar. Fe innehzehe bereketun. Elbette Bekara'nın alışlık, yatılışlık, amel kılışlık berekedir. Ve terkihe hasratun, terkilişliği hasrattır, nadamettir, zarardır. Ve batıllar Bekara suresiye küçü yetmeydi. Yani batıl insanlar Bekara suresiye karşı duralmaydı. Yani sihirgerler, peki fasıklar, münafıklar, onlar Bekara suresini yatlayalmaydı, örgelalmaydı, amelem kılalmaydı ve Bekara suresini karşısıya duralmaydı. Yani Bekara suresini okuyanızı her kendi şeytan kaçıp getirdi. Her kendi sihir batıl buladı. Her kendi cin kaçıp getirdi. Sihir gelenem kaçıp getirdi. Şimdi hoşçakalın hadisler, sahih hadisler sabit bugün. Ali İmran suresinin fazilet doğrusu da. İkinci ayet. Beşinci ayet. İnne Allahe la yehfe aleyhi şey'un fil ardi ve la fis sema. Elbette Allah Ta'ala unge asmanda ve yerde biror narsa mahfi bo'lmaydi. Osmonlardagi bütün narsalar, yerdagi bütün narsalar hammasi Allohga ma'lumdir. 6-chi oyat. Huvallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huval azizul hakim. U sizlarni rahimlarda, ya'ni onalarning qorinlarida o'zi xohlaydiganidek tasvirlaydigan zotdir. Surat beradigan zotdir. La ilaha illa huva la azizul hakim. Undan boshqa haq ma'bud yo'q, azizdur, hakimdir. Suyuti aytibdilar, inna allaha la yakhfa alayhi shay'un ka'inun fil ardi va la fis sama. Yerda va osmonda buluvchi birorta narsa Alloh taolaga maxfi bo'lmaydi. Li ilmihi bima yaqa'u fil alamin kulliyin va juz'iyin. Olamda bo'ladigan kulli va juz'iy narsalarning hammasini Alloh taolo bilganligi uchun. Hamma narsani biladi Alloh taolo. Va xassahuma bi zikri li anna al-hissa la yatajawazuhuma.
Şimdi Allah Teala yerdeki ve asmanlardaki deyipti. Şu ikilisini zikir kılıp hasladı. Bunlarda zikir kılıp haslaganlığının sebebi şu ki, çünkü his bunlardan taşkarı götürmeydi. Enimli karaganizde yerde köresi, asmanda köresi, bundan arkasını körmeyesiz. Şunun için Allah Teala yerden asmanda etiyatı halas. Bu mesela biz körmeyen, bilmediğen nesillerde iki dergilerdeyen bile de Allah Teala. هُوَ الَّذ۪ي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ O, sizlerine anelerinin karınlarında özü hâhle edigeni dek, suret beredigen, tasvir edigen zattır. مِنْ زُكُورَةٍ وَاُنُوسَةٍ وَبَيَضٍ وَسَوَادٍ وَغَارِ زَلِكٍ Erkeklik bulsun, ya ki hatınlik, ayal kişilik bulsun, ya ki ak bulsun, kara bulsun ve bundan başka bütün şekillerimizi Allah özü hâle kendi kıladı. Yani halası erkek kılıp, halası ayal kılıp, halası ak kılıp, halası kara kılıp yaratıldı. La ilahe illa huvel azizu fi mulkihi el hakimu fi sun'ihi. Ondan başka hak mabut yoktur. Mülkü de azizdir ve işleri de hakimdir, hikmetli zattır. Allah Teala yine özünü tanıştır yaptı. Kur'an'a beyparvalık kıyanlar, bu surelerde beyparvalık kıyanlar özünün azizliği ve intikam sahibliğine aittir. Yine ayet yaptı ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٍ فِي الْاَرَضِي وَلَا فِي السَّمَاءِ Elbette Allah Teala'ya asmanda ve yerde bir an nesne mahfî bulmaydı. Hemen nesne biledi Allah Teala. Yani hemen yerde buluyup duyguna nesne cüde yakışı biledi. Bilme yaptı demeyler. Kafirler Allah Teala bilme yaptı da bilemezsin. Hemen nesne cüde yakışı biledi. Ve imanı zayıf bulgen cahil Müslümanlara Allah Teala bilme yapacak kiliydi bilemezsin. Allah hemen seni biledi. Hemen seni görüp durdu. Hemen seni eşitip durdu. Hemen seni haber var. Bir ağır nesil Allah Teala'ya mahfî bulmayızı. Nihayette kiçkine nesil ediyen biledi. Allah'ın ilmi nihayette mükemmeldir. Allah'ın ilmini insanlarda düşünmeyenliğinin sebebi özlerinin ilmiye kıyaslayanlığı için. Özümüzdeki ilmiye kıyaslayanlığı. Allah Teala'nın ilmi mahlukların ilmi yokşamaydı. Kimi ki yokşarsa kafir buladı. Allah'ın ilmi çekeresizdir, hadsizdir. Nihayette büyük bir sıfattır. هُوَ الَّذ۪ي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَمِ كَيْفَ يَشَاءَ O, sizlerini, anelerinin karınlarında özü haklayıp durgen edik, tasvirleyen, suret veren zattır. Bu Allah'ın büyük kudretine dalalet kıladı ve Allah Teala dedi ki, yer asmandaki neselerde koy, hatta ananın karnındaki balanı bütün haletlerini Allah Teala özü biledi. Adli yine bilişliğimez, suretini men veremem deyipti Allah Teala. Karim, onun resmini men çizemem deyipti. Onun suretini men veremem deyipti. Musavvir menmen deyipti. O şey balanı kendi halasam şundayı suret veremem deyipti. Halasam erkek kılaman, halasam ayal kılaman. Halasam ak tenli kılaman, halasam kara tenli kılaman. Halasam bakuvat kılaman, halasam zayıf kılaman. Halasam mükemmel kılaman, halasam nagiran, naks kılaman. Hala gene mi kılaman diyordu. Hiç kim erleşenmeyeni menge diyordu. Kılın. İnsan Allah'tan korksun. Demek, ananın karnında bizi mükemmel kılıp yaratken zat Allah Teala'dır. Eğer Allah Teala bizi o şekilde yaratmayken de hal hakkı gendiydi, dünya kimesidik, milli oturken bu mesidik. Peki nagiran kıyken de ne mi bular idi? Naks kıyken idi. Yine bunu diye halette bu mesidik ki. Lekin Allah Teala bizi nihayete mükemmel kılıp yarattı. Ve dünya kıyken yine şu haletki alıp geldi Allah Teala. Şimdi biz Allah Teala'ya kattık ve sözsüz itaat kılıçlığımız gerek. Ve bir yerden yine bir mesele kep çıkardı ki, yani Allah'ın ilim meselesi kep çıkardı. Ve Allah Teala balanı kendi buluştuğunu uzun hale geldik, kılıçlık meselesi kep çıkardı. Üçüncü mesele şu ki, aslında o şöyle görünüp duruyor mesele, tasvir Allah'ın sıfatıyken. Şunun için İslam'da resim cinsliği haram kılınken. İslam'da canıbar meselenin resmini cinsliği haram. Çizerdi mi, ya ki resimge aladı mı, çıkaradı mı? Bunlar resim hasıl kılıçlığı haram, caizmez. Bazı deccallar yapta elendirişip, Kur'an-ı Hadis'te de doğru çüntürüp,
Bizi zamandaki resimler buluradı. Çünkü aparatlarda alını yaptı. Kulda çizme yaptı ki İslam'da mankiyeni kulda çizgeni deyişedi. Yalan yapırışadı. Resim haram kılıngenliğinin sebebi Yusavviru karim musavvirlik Allah'ın sıfatıdır. El musavviru deyip kere diyelim ki Kur'an'da Allah'ın sıfatı var. El musavvir suret birucu yani tasvir lavucu edip Allah'ın sıfatı var. Şunun için kimi ki canı bar nesilenin resmini çizemendiyse o hudalik davakı yamaladı. Zaten hadislerde hem şuna sayetilmedi. Kimi ki canı bar nesilenin resmini çizemendiyse kıyamet gününde Allah-u Teala onu getirdi ki şu resmini çizgen nesilerin ya ki heykelini yasaken nesilerin ya tırıltırsıydıydı. Hani can kirgizginçiydi. Şunları tırıltırsın cehennemden çıkarsan. Bu masam cehennemden çıkmıyorsan deyiz. Hani yani o tırıltıran mıydı anlık demek ki cehennemden çıkmasa gelin. Cehennem yoktur burada. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam başka hadislerde La'anallahu'l musavvirin. Resim çizucular ki Allah'ın lanatı olsun diyettiler. Ya ki Allah Teala lanetledi diyettiler. Resim bütün ümmetlerine haram kılınken. Hiç kez Peygamber resimge özün birgeni yok. Resim heykel ve rahmesi haramdır. Çünkü bunlar Allah'ın sıfatları. Canlı nesillerin resmini çizdik, heykelini yasaklayıp şirke alıp varız. Küfürge alıp varız. Şunun için caizmez. Ve şu meselede köpçülük Müslümanlarda gaflette bu yani. Deccal alimlere Müslümanlarda ilimsizlikten faydalanıp resim udur, budur gibi gelentili yapıyor. Lekin bilin ki huvallezî yusavvirukum. O sizlerge suret veredigen zattır. El-musavviru deyip Allah-u Teala'nın musavvir diyen sıfatı var. Resim çizişlik ve suret verişlik Allah'ın sıfatıdır. Hiç kim Allah'ın sıfatı yerleşmesin. Hala kendik suret veredir. Demek ferzendlerimiz en mükemmel, en yaşlı, en güzel buluştuğunu halesek Allah'a dua kılıp Allah'a hizmet kısık Allah-u Teala ferzendlerimizi mükemmel kılıp yaratı uğradı. La ilahe illa hu. Allah'tan başka hiç kendi hak mabut yoktur. Allah'tan başka bütün ilahlar, hudalar hemesi batındır. Huvel aziz ve azizdir, galiptir, el hakimu hikmetlidir. Yukarıda etkenimizi, berbir onu etkeni buladı. Lekin kafirlerge, fasıklarge, muhlet bir yerlige hikmet var. Allah-u Teala ular diyen imtihan kılıyordu, muminlerini hem imtihan kılıyordu. Şunun için fasıklardan, kafirlerden tahsillenmeslik gerek. Deccal alimlerge elden komeslik gerek. Kur'an hadisinde medrese şu buluşluk gerek. Allah subhanahu ve teala bütün ümmetke Kur'an'ı sahabelerde düşünüp amel kılıçlık saadetini nasip kısın.